ülkenin ekonomik zorluk içinde olduğu bir zamanda bu kanalı yapmanın bence hiçbir gerekçesi olamaz. İstanbul alarm veriyor. Deprem güvenliği yok. Kanalın Marmara'ya açıldığı yerde çok sayıda aktif fay var. Marmara depremi gerçekleşirse kanalın dayanması oldukça zor olacaktır. İstanbul'un böyle bir projeye hiç ihtiyacı yok. Kanal İstanbul'un amacı bize yansıyan kadarıyla Boğaz'daki deniz trafiğini azaltmak, Boğaz'daki olası kazalara engel olmak. Dolayısıyla da Boğaz ve çevresindeki tarihi eserlerin ve yalıların bir bakıma güvenliğini sağlamış olmak. Yani en önemli gerekçe bu gözüküyor. Kanal Karadeniz'le Marmara Denizi'ni bağlıyor. Güzergahı aşağı yukarı Marmara Denizi'nde Küçükçekmece açıklarından başlıyor. Sazlıdere Barajı üzerinden Terkos'un doğusundan Karadeniz'e giden yaklaşık 45 kilometre gibi bir uzunluğu olan bir yerden geçiyor. Bu güzergah yani yol olarak kısa olmasına rağmen zemin olarak oluşturabileceği problemlerin çok fazla olduğu bir yer. Ülkenin bu kadar ekonomik zorluk içinde olduğu bir zamanda, İstanbul'un deprem beklediği bir zamanda, İstanbul'u depreme hazırlayıp yüz binlerce insanın can güvenliğini sağlamak varken bu kanalı yapmanın bence hiçbir gerekçesi olamaz. İstanbul zaten şu anda doygunluğa ulaşmış. İstanbul alarm veriyor. Deprem güvenliği yok. Deprem bekleyen bir kentte yapmamanız gereken en önemli şey yapı stokunu artırmak ve insan yoğunluğunu fazlalaştırmak. Çünkü ne kadar fazla insan, ne kadar fazla bina demek, o kadar kayıp, o kadar insanın can kaybı, mal kaybı demektir. Olası bir depremde bizi çok üzecek, can kaybına neden olabilecek bir durumdayken, şimdi kanal diye İstanbul'un nüfusunu artırmak, yapı stokunu artırmak, İstanbul'daki can ve mal kaybı riskini de artırmak demektir. Kanalın Marmara'ya açıldığı yerde çok sayıda aktif fay var. Ve bu aktif fay da kırılmasını beklediğimiz Kumburgaz fay koluna geometrik olarak bağlanıyor. Bu faylar olası bir depremde kendileri de harekete geçerek kanalın Sazlıdere ile Marmara arasındaki kısmını çok şiddetli etkileyebilirler. O bölgenin beklediğimiz Marmara depremi gerçekleşirse aşağı yukarı 8'den 10'a kadar şiddet olarak etkileneceği, bu şiddette kanalın dayanması gerçekten oldukça zor olacaktır. Bu bölge bizim deprem beklediğimiz yere 10 kilometreden daha yakın. Üstelik de tsunami'nin olabileceği bir alan. Tsunami yüksekliği de yapılan çalışmalarda 6 metre yüksekliğinde olabiliyor. Bu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kandilli ile yaptığı bir çalışmada ortaya konulmuştur. Kanal İstanbul'un jeolojik sorunları dışında işte bir de bir çevre yani kirlilik sorunu var. Zaten Marmara Denizi bugün itibariyle anoksik koşullara yani oksijen azlığına başlamış durumda. Bütün bunları düşünürsek hem kanalın olduğu yerdeki zeminin kaliteli bir zemin olmadığı, mühendislik problemlerinin olduğu, kanalın özellikle Sazlıdere Marmara arasında heyelan bölgesinden geçtiği, bugün bile hareket ettiğini, olası bir depremde bunların çok daha şiddetli hareket edeceği düşünülürse, kanalın Marmara ağzında canlı fayların olduğu, beklenen 7.2 minimum depremi olursa bu canlı fayların da harekete geçip kanalın özellikle Marmara girişine yapabileceği hasarlar göz önüne alınırsa yani bu projenin yapılmamasının çok daha doğru olacağı, yapıldığı takdirde de
astarı yüzünden pahalıya mal olacağı, geri dönüşü olmayan bir proje olduğu için sadece bugün bizleri değil, her an önemli sorunlarla nesilleri karşı karşıya bırakacağı unutulmamalıdır. İstanbul'un böyle bir projeye hiç ihtiyacı yok, yapılmamalı.